Sen Bruce. Steve, üzgünüm adamım. Heh. Tamam tamam, üzgünüm. Ne demiştik? Sadece arkadaşlar, rahatlayacağız ve bir şeyleri kırma, tamam mı? Ben ciddiyim Bruce, burası hiç buluşmamışız gibi görünmüyor. Endişelenme, endişelenme. İşimiz bittiğinde her şeyin yerinde olduğunu bizzat kontrol edeceğim. İçki? İstemiyorum. Boşver. Hadi dostum, sakinleş. Hey. İçki al. Ne haber ufaklık? Oho, yine o komik surat. Hey, İngiltere nasıl? Okul nasıl? Tamam, kesinlikle berbat. Ayrıca seni pis serseri bana ufaklık demeyi bırak. Hey, sevmediğimi biliyorsun. Arkadaşların kim? Nick'in bir arkadaşı. Randevularından bir tanesi. Tamam, 13. Cuma'daki katil kıza benziyor. Rahatla ve keyfine bak. Arkadaşların mı? Hayır, sağ ol. Tamam. Eve döndüğümüzde şikayetini babama yaparsın. Züppeliği bırak. Bu tavırla tek başına ve acı içinde yaşayacak. Eğer sürekli üzerime gelmeyi bırakmazsan öyle olacak. Sadece beni rahat bırak. Hadi gelip onlarla bir tanış. Peki. Belki de partiden biri ilgimi çekebilir. Zevkin berbat ufaklık. Şu konuşana bakın. Emma biraz tuhaf davranıyor değil mi? Sen iyi misin? Evet, sadece midem bulanıyor.
Sorun değil. Tuhaf demişken... Hadi Samantha, kibar ol. Üzgünüm tatlım ama o çocuğu şimdiden yatağa attığından eminim. Sence de öyle değil mi? Ha? Baksana. Ne dersin? Ne? En azından burası böyle değil. Ben olsam ona güvenmezdim tatlım. İyi olduğuna emin misin? Gerçekten beni endişelendiriyorsun. Michelle, sana söylemem gereken... Hadi kızlar, burada ne yapıyorsunuz? Partiye gelin, tekneyi vaftiz ediyoruz. Hadi ama. Gemiyi vaftiz edelim. Sana ayık olacağını söylemiştim. Bak, daha yeni kısma başlamadık bile. Hey, bak, görüyor musun? Bir ses duyuyor musun? Merhaba. Hey, dinle. İçeri gireceğiz, tamam mı? Hemen döneriz. Tamam ama unutma, babamın herhangi bir şeyini kırarsan kovuluruz. Tabii ben toplarını keserim önce. Endişelenme. Patronumu sinirlendirecek bir şeyi asla yapmam, beni bilirsin. Çav dostum. Hey Michelle, bir dakika bayım. Gel buraya. Hayır, dur. Dur. Pislik. Seni pislik. Olamaz, lanet olsun. İyi misin dostum? Ne oluyor orada? Aman İsterek tanrım. Olmadı Steve. İyi misin adamım? Aman tanrım Steve. Ayağına dikkat et yavaş. İlk yardım çantasını dostum, çok getir üzgünüm. Hemen. Hadi çabuk ol hadi. Bize ilk yardım çantası lazım. Nick, gidip çantayı getir. İçinde cam kalmış mı acaba? Gerçekten çok derin bu. Lanet olsun. İyi görünmüyor. İlaçlar nerede? Aman tamam tanrım. Çabuk biraz sakin olun. Bu derin. Salak mısın? İlk yardım çantasını kim boşalttı? İçkimiz biterse diye yedeklemeyi düşünmüştüm. Bitmek mi? Burada tek bir tane kişi sensin. Bak dostum, tamam. Üzgünüm. Bilerek olmadı. Tamam, dostum, tamam. Herkes sakin olsun. Botu alıp limana döneceğim. Hayır. Botu limana geri götürmeyeceksin, tamam mı? Limana gitmemiz yük saat sürer ve çok kan kaybediyor. Hadi gidelim. Kasabaya gidip orada diktirelim, tamam mı? Hadi yürü. Hadi çabuk olun. Lanet olsun. Tamam. Tamam. Evet. Dikkat et. Yavaş. Tutun. Yavaş. Çok acıyorum. Neredeyse geldik. Lanet olsun. Dikkat et. Tamam. Hadi gelin. Neredeyse geldik hadi. Yavaş. Lanet olsun. Yavaş. Evet. Dikkatli ol. Hadi. Az kaldı. İşte oldu. Hadi geldik sayılır. Tamam dayan. Çok az kaldı. Geldik sayılır hadi. Tamam. Endişelenme. Kardeşim mızmızlanıyor ama üstesinden gelecektir. O güçlü biri. Bunu biliyorsun. Hiç merak etme. Endişelenme. Neredeyse geldik sayılır. Bir doktor bulmalıyız ya da ilk yardım seti, ne olursa. Arkadaşlar biri perdeyi kapattı. Ne? İçeride biri var. O zaman bir bakalım. Hadi. Merhaba. Orada kimse var mı? Merhaba. Lütfen, yardıma ihtiyacımız var. Burası beni ürkütüyor. Burada yaşayabilirdim. Daha fazla insanla tabii ki. Hey ufaklık, buraya gel.
Tebrik ederim Buruş. Ciddiyim. İşleri batırmakta yorulmadın mı? Hey Bücür, buraya gel, seni incitmeyeceğim. Biliyorum. Dinle, arkadaşlarımdan biri yaralandı ve yardıma ihtiyacı var. Burada kalamazsınız, gitmeniz gerekiyor. Merak etme, arkadaşımın yarısını tedavi eder etmez gideceğiz, tamam mı? Yabancılarla konuşmamam gerekiyor. Tamam, bak ben Nick ve tanıştığımıza sevindim, artık beni tanıyorsun. Şimdi doktorun nerede olduğunu... Lanet olsun. Hey! Bruce! Hey! Ne oldu? Hiç sorma dostum, hiç sorma. Bakın! Merhaba! Kimse yok mu? Merhaba! Hadi millet! Orada kimse yok mu? Merhaba! Merhaba. Tamam, ihtiyacımız olabilecek her şeyi alın. Bandaj, hidrojen peroksit, alkol. Bundan var zaten. Ne biçim yer burası? Bu da nesi Bruce? Saçmalamayı bırak. Lanet olsun. Sakin ol, sakin ol. Bak, hırsızlık için gelmedik. Sadece yardım arıyoruz, tamam mı? Arkadaşımız yaralandı ve sakin, doktora ihtiyacımız var. Sakin ol. Tamam. Sakin ol. Hadi millet. Sakin ol. Çekil. Sakinleş, tamam. Yavaş. Sakin gidelim ol. Gidelim buradan. Hey. Gidelim buradan. Gidelim. Hadi. Senin derdin ne? Kapıyı açsana! Deli! Hey, sadece yardım arıyoruz ve kapıyı kapatıyor. Lanet mi zıpkını var? Sophie, sence fotoğraf için iyi bir zaman mı? Sen öyle dedin diye mi? Sophie, kes şunu. Çocuk gibi davranmayı bırak. Sophie, kamerayı bırak ve yardım ara. Lütfen, lütfen! Bu harika bir fikir. Her sen neyse. Sen mi? Bu deli kasabada yardım aramak mı? Hayır, lanet olsun. Her neyse. Aramaya devam tamam. etmeliyiz. Buralarda bir ev olmalı. Bu bir değil mi? Evet, İyi anladım, bir kameradır. Daha fazla yürüyeyim. Tamam, yavaş. Gerçekten yavaş çok acıyor. Yavaş, tamam, yavaş. 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 Tamam arkadaşlar, ayrılmamız gerekiyor. Arkadaşlar, Bruce, ben onunla gidiyorum. Sen Sophie ile git. Hadi gel. Tamam, bekliyoruz. Bir daha yaparsan sana onu yediririm. Hadi yürü. Sophie, hadi. Acele edin. Hadi. Sorun yok. Hadi Sophie. Sophie hadi. Onunla yattın bile değil mi? Ne? Kimle? Sophie ile. Hadi ama Bruce, ona her baktığında eriyor. Sadece arkadaşım. Arkadaş mı? Bruce onu hayatında sadece iki kez gördü. O daha çocuk. Bana büyümüş gibi göründü. Samantha. Ne? Yine böyle yapıyorsun. Her zaman böyle davranıyorsun. Ne gibi? Biliyor musun bak. Haklısın aslında. Hiç fena değil. Sadece şakaydı Samantha. Söylesene, ne yapıyoruz biz? Bota atlayıp buradan gitsek daha iyi olmaz mı sence? Neden bunu erkek arkadaşına söylemiyorsun? Yeni Indiana Jones'a. Sanırım tepenin üzerinde bir ev görmüştüm. Pekala Indy. Bize evin yerini göster. Çünkü benim tek gördüğüm kaybolmuş bir avuç aptal. Hiçliğin ortasında. Stan! Eğer botu alsaydım eve dönen yolun yarısını tamamlamıştık. Biliyorsun kardeşim tam bir... Kardeşin hakkında söyleyeceklerine dikkat et. O iyi bir adam.
ve bunların hepsini Michelle için yaptı. Evet, o şişko inek için. Ne var biliyor musun? Bahse barım 6 ay beraber kalamazlar. En azından sen ve kör randevundan daha fazla. Bu ergenle uğraşmak zorunda mıyız? Eminim onu burada yaksak kimse fark etmeyecektir. Onu aldırış etme. Biliyor musun? Eğer bu gezi yalnızca Michelle'i neşelendirmek içinse berbat bir iş çıkarıyoruz. Harika bir iş ya. İlk önce Steve'in ayağını parçaladı. Şimdi de kardeşiyle olmak istiyorsun. Sam, uzatıyorsun ama. Tabii paranoyak olan benim. Ona sakın bakayım bile deme, tamam mı? Göz ucuyla bile. İzci sözü. Şaka yapmıyorum Bruce. Ben çok ciddiyim. İnanılmazsın. Sam, ne zaman böyle oldun? Bilirsin, seni görmezden gelmek en iyisi. Gerçekten tuhaf hissediyorum. Sanki biri bizi izliyor gibi. Michelle'in nesi var? Erkek arkadaşın söylemedi mi? Hayır, ölmekte olan kardeşine sormalıydım. Pekala Sophie, bu kadar yeter. Sen de Emma. Şimdi hiç sırası değil, yapmayın lütfen. Tüm bu soytarılığın sebebini ona söylemeyecek misin? Sophie. Tanrım. Bu seni ilgilendirmez Sophie. Bak, Michelle kendini kötü hissediyordu. Ve Steve de onu neşelendirmek için bir şeyler yapmak istedi, tamam mı? Hepsi bu. Bunu duymadınız mı? Ne? Bebeğim korktu mu? Pisliği bırak. Bu sen değilsin. Sadece şaka yapıyordum. Şakanın hiç sırası değil Nick. Nereye gidiyorsun? Kasabadan mısın? Gürültü yapamazsınız. Tamam bak, niyetimiz gürültü yapmak değil. Sadece bize doktor lazım. Şu beyaz önlüklü insanlar, bilirsin işte. Nick bırak. Bak, kardeşim yaralandı ve yardıma ihtiyacı var. Artık yardıma ihtiyacı yok, senin var. Pardon, ne dedin sen? Yalnız bırakmamalıydın. Yalnız değil. Niye gülüyorsun? Burada insanlar pek gülmez, göreceksiniz. Harika, bu kadın delirmiş ve bir delimiz daha oldu. Ah, boş ver onu. Gidip şu evi bulalım, tamam mı? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Ne yaparsanız yapın, gürültü çıkarmayın. Kesinlikle çıldırmış. Üzgünüm tatlım, çok üzgünüm. Michelle, nereye gidiyorsun? Bekle, sanırım birini gördüm. Michelle, beni burada bırakma. Michelle, diğerleri gelene kadar bekle. Merhaba. Merhaba. Kimse yok mu? Hadi Samantha, hepimiz Michelle için buradayız. Ne oldu? Samantha, sorun ne?
Ne oldu? O zaten burada. Tamam. Ses çıkarma. Kıpırdama hatta. Nefes bile alma. Tamam mı? Burada olduğunuzu biliyor. Sus. Samantha. Ne oldu? Seçin! Hadi! Hadi koş! Dişen! Dişen! Ne oldu? Nerede? Steve nerede? Onu aldılar. Ne? Kim? Kim aldı onu? Kim? Beraber değil miydin? Söyle. Söyle hadi lütfen söyle. Lütfen söyle hadi. Michel evin içinde. Nerede öyle o? Değil mi? Ha? Söyle evin içinde. Bekle. Bekle. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Michel. 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 Tamam. Kapıyı açın. Michel. Michel. Açın şunu. Michel. Dur. Michel. Dur tamam. Açın. Evin tamam. İçinde mi? Sakin. Steve. Tamam. Steve. Tanrım. Ne cüretle benim evimde bağırıyorsun ha? Hepimizi öldürtmek mi istiyorsun? Hayatını kurtardım tatlım. Şimdi hala yapabiliyorken kasabayı terk edin hemen. Gidin. Lütfen bize neler olduğunu anlat. Steve nerede? Tepedeki evi deneyin. Buradan gidip bizi yalnız bırakın. Lütfen gidin. Tamam. Tamam. Bu delilik. Botu alıp yardım getirmeliyiz. Hayır Steve'i bulmalıyız. Botun anahtarları onda. Yardım anahtarlar bulmalıyız. Anahtarlar onda. Michel. Gidip Steve'i arayacağım. Samantha. Buradan hemen gitmeliyiz. Hadi. Bruce. Aman tanrım. Şuraya bir bakın. Tamam. İçeride kimse yok. Berbat kokuyor. Kimsiniz? Kim var orada? Ama içeride bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Emma, kardeşim bu evin içinde. Sophie. Peki, siz buradan gidin. Ben içeri giriyorum. Bak bu hiç hoşuma gitmedi. Hemen kasabaya gidip yardım getireceğim ben. Steve'i burada bırakamayız. Bu oydu. Lanet olsun. Steve. Steve.
yolu yok. Hayır. Dayanamayacağım. Kaçmalısınız. Bunu sana kim yaptı? Buradan gidin. Endişelenme. Seni çıkartacağım. Ama sakın ses. Filmleri ve dizileri beklemeden ücretsiz izleyin adresimiz network.co. Korkmana gerek yok. Ben arkadaşınım. Kayıp mı oldun? Sana yardım edeyim mi? Neler oluyor? Arkadaşım olduğunu söylemiştin. Güzel kokuyorsun. Dinle. Tehlikedesiniz. Burada asla gürültü yapmamalısınız. Hem de hiç. Yabancıları sevmez ve gürültüden hiç hoşlanmaz. Arkadaşların nerede? Tepenin yukarısındaki eve gittiler. İçeri girmek istediler. Giremezler. O eve kimse giremez. Neden kimse yardım etmek istemiyor? Çünkü hepsi korkuyor. Ben hariç herkes. Size yardım edebilirim. İnan bana. Burada güvenebileceğin tek insan iyi yaşlı Doğ.
bir katilin evine benzemiyor. Şu manzaraya bakın. Pekala. Ve yemek de servis edilmiş. Harika. Sanırım burada kimse yok. Keyfinize bakın. Karpaço ister misiniz? Nasıl yemek düşünebiliyorsun? Aa, evet. Sen inanılmazsın. İster misin? Hayır. Burası beni korkutuyor. Kesinlikle çok tuhaf. Şuraya baksana. Tüm bu güzel yemekler ve de havuz. Kesinlikle harika. Ne? Tekne. Pekala. Yemeğimiz hazır. Sadece içecek lazım. Carpaccio'nun yanında kırmızı bir şarap harika giderdi. Ağzından çıkanı senin kulağın duyuyor mu? Bu kadar duygusuz olabilir misin? Senin yüzünden burada olduğumuzu hatırlatmama gerek var mı? Ve sen oturmuş Carpaccio'dan bahsediyorsun. Ama... Bu senin hatan Bruce, senin hatan. Ben ne? Hep komik adamdın. Her zaman şakalar yapardın. Kes şunu Michelle. Sen kessem. Steve olanlar umurunda değil mi? Tabii ki umurumda. Öyleyse saçmalamayı kes. Kahretsin. Aramaya başla. Görüyorsun. Ve bu iyi bir uyku olmayacak. Ve bu insanlara olanlar da iyi değil. Biri için tamamen sessizdi. Ama korkunç bir günde insanlar gizemli bir şekilde ortadan kaybolmaya başladılar. Hem de birbiri ardına. Onların ölümüyle ilişkilendirilen herkes katledilecek. Suçlanacak kişiyi biliyorduk. Ama onun boş mezarını gördüğümüzde buna inanamadık. İblis geri dönmüştü. Onu yakalamak için ormana gitmeye başladık. Ama öfkelerimiz dualara dönüştü. Köyümüzde saklanmayı denedik. Mümkün olan her yerde. Ama işe yaramadı. Ve sonunda kendi evlerimizde mülteci gibiydik. Tüt bile çıkarmıyorduk. Yine de ölmeye devam ettik.
artık sadece birkaçımız hayatta. Ve karnımız aç. Bu yüzden siz yemeğimiz olacaksınız. Çocuktan hoşlandım. Onu kurtarmak istiyorum. Arkadaşım olabilir mi? Kimseyi kurtaramazsın. Kuralları biliyorsun. Ne kadar acı. Çok kibar görünüyor. Hepsini öldürecek. Öyleyse ona söyleyeceğim. Sıradaki sen olacaksın. Tamam. Bunu yapabilirsin. Hayır. Arkadaşım olamazsın. Artık çok geç. Ne demek çok geç? Çıkarmama yardım et. Eğer yaparsam ölürüm. Beni böylece bırakacak mısın? Sen zaten öldün. Gürültü yapan hiç kimse benim arkadaşım olamaz. Buraya geliyor. Kiminle yaşıyorsun? Babamla. Peki annen? Öldü. Aa, Tanrım. Üzgünüm. Benimki de öldü. Trafik kazası. Karanlıktı, tek başınaydı ve öldü. Benimki işte. Kendini astı. Kız veya erkek kardeşin var mı? Küçük bir kız. Aa, çok şeker. Ama o da öldü. Michelle, ben gerçekten çok üzgünüm. Tabii ki demek istediğim, Steve'i bilerek yaralamadım ama şişe kırıldı ve o da üzerine bastı. Kazalar olur böyle. Şunu fark ettim ki Bruce, o sevimli yüzünün altında sen çok kötü birisin. Sen bencil ve gerçekten kötüsün. Michelle, bunu kastetmiş olamazsın. Steve en iyi arkadaşım. Değil mi? Ne demek arkadaşımdı? Steve hayatta, tamam mı? Bu da ne?
Onu gördüm. Sam, ne? Burada kalamayız. Steve'i bulmayacak mıyız? Hayır sen, hayır. Michelle, beni dinlemelisin tamam mı? Banyoda küçük bir kız gördüm. Banyodaydı. Sam, neler sen olur? Neden bahsediyorsun? İki kere gördüm. Bakın buradan gitmek zorundayım. Burada başkaları da mı? Evet, başkaları da var Bruce. Bak, tamam bak, Steve buradan gidelim hiçbir yere tamam gitmiyorum. Ne olursa olsun buradan defolup gidelim. Küçük bir kız gördüm diyorum. Küçük kızı tamam, sen mı? Hangi küçük kızdan bahsediyorsun sen? Ne dedi Samantha? Aman tanrım, aptallık bulaşıcı mı Bruce? Teşekkür ederim sen. Size yemin ederim sana gördüm. Sana tam olarak ne söyledi? Gerçekten tamam, bak, gördüm. Dinle. O zaman şöyle yapacağız. Evi araştıracağız ve Steve orada değilse gideceğiz. Tamam mı? Söz veriyorum. Ama sana ihtiyacım var. Lütfen toparla kendini. Tamam. 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 Anladım. Hadi. Bunu nasıl yapıyorsun? Ayağın hiç ses çıkarmıyor. Babam sessizliği severdi. Ne zaman ses çıkarsak bizi döverdi. Peki nasıl öğrendin? Bence bu çok zor bir şey. Doğu? Doğu? Ses çıkarmamayı öğrendik. Hadi. Çok yakınız. Burada hiçbir şey yok. Sessizliğini bozdun. İçinizden birini istiyor. Yaklaş biraz. Yaklaş. Daha da yakına. Güven bana. Birlikte onu yenebiliriz. O bizi kurtarabilir. Sen kimden söz ediyorsun? Onu asla vermek istemezsin. İçinde bir şey taşıyorsun. Sam. Atarım. Ne oldu? Samantha. Onunla konuştum. Ne? Kimle? Şu küçük kız. Hangi küçük onunla kız? Onunla konuştum. Sam, tamam. Korktuğunu biliyorum ve tuhaf şeyler görmem. Hayır, bunu saklamı ama... kaçırmıyorum. Lütfen dinle tamam. Beni. Bana hiç bilmediğin şeylerden söz etti, tamam mı? Anladın mı? Ne? Sana ne anlattı? Ben hamileyim. Tanrım. Kızın zamanlaması harika. Buraya gel.
Samantha. Bu... bu bacın. Michel, çok üzgünüm. Bak, daha önce söylemek istedim. Söylemeye çalıştım. Bu neydi? Hadi millet, hadi. Emma, neredeydin? Onunlaydım. Budo. Bize yardım etmek istiyor. Birinin bize zarar vermek istediğini söylüyor. Evet, küçük kız da aydını söylemişti. Sizi bulacak. Ne? Kim? Babam. Annem kendini astığından beri her şey değişti. Her şeyi kaybetti, fabrikayı kapattı ve... Peki nerede şimdi bu adam? Her yerde olabilir. Vay canına, bu konuştuğumuz şeylerle tamamen alakasız. Şimdi Steve nerede, söyle. Onun için çok geç. Tamam artık, oyunlardan sıkıldım. Bu yüzden Steve'in nerede olduğunu söyleyeceksin. Hem de hemen. Gitmelisiniz hemen. Steve olmadan bir yere gitmiyorum. Nerede Michel olduğunu söylesene. Michel, durur musun tamam lütfen? Dur. Bu sana bir şey kazandırmayacak. Pekala, bu insan hakkında hiçbir fikrimiz yokken çıkıp bize saçma sapan şeyleri anlatıyor ve ona inanmamız gerekiyor. Bu kadar aptal olamayız. Bağırmamalıydın. Ve şimdi de bana susmamı söylüyorsun. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Bana susmanı söylemiyor. Sadece sesini yükseltmemeni istiyor. Michel, kız bana da sessiz olmamı söyledi. Hadi Sam, sen de mi? Hey, seninle konuşuyorum. Buyurun, yardım et. Kapıyı aç Sam. Ne yapıyorsunuz? Dursanıza. Kapıyı aç hadi. Ne kapıyı yapıyorsunuz? Tut hadi. Onu aşağı indir. Aşağı buraya gelin hadi. Ha? Bu senin son şansın aptal. Steve nerede? Sürekli bizi döverdi. Bizi eve kilitlerdi. Ve eğer sessiz durursak sakinleşirdi. Annemizin ölümü için bizi suçluyordu. Bir şeyler yapmalıydık. Evet, sizin için çok üzüldük. Pekala hanımefendi. Arkadaşımızın yerini biliyor musun? Michael bizimle dalga geçmeye gelirdi. Bu babamı çok kızdırıyordu. Ne? Hepsi geldiler. Bizi incittiler hem de çok. Ve babamın tek istediği şey sessizlikti. Ve ona kavuştu. Michel, lütfen yapma. Michel, lütfen. Kızının adı benim kardeşim Hinkie ile aynı olacak. Öldü. Kaybettiğin bebeğin gibi. Bunu nereden biliyorsun? Gitmeliyiz. Emma, Sophie ve Nick neredeler? Emma neredeler? Söyle. Lütfen söyle. Sanıyordum. Eve girmeye çalıştılar. Onları bulmamız gerekiyor. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Butta neydi böyle? Tıpkı kızınki gibi. Kimin? Onu incitmesine izin vermeyeceğim. İşte. Sam. İmdat! Tanrım. Doğum. Ne oldu böyle? İyi misin Doğum? Ne oldu? Doğum. Çok üzgünüm.
Nico. Durun. Bu buradan gidin. Kaçın. Gidelim, gidelim hadi. Çabuk koşun. Koşun. Hadi. Açın kapıyı. Kapıyı kapat. Kilit geldi. Çabuk. Sam kapıyı aç. Orası kilitli. Kilitli. Sam kapıyı aç. Hadi. Hadi. Çabuk. Sadece koşun. Hadi Sabeta. Hadi sen. Buraya gel. Sabeta. Michel. Hadi. Thank you.
Hadi gel. Hadi. Burası. Bu tarafa. Hadi. Sadece yardım alıyorsun. Yardım etmelisiniz. Bize yardım edin. Onu uyandırdınız. Burada olmamalısınız. Arkadaşlarımız kayboldu. Beni yalnız bırakın. Delirdi, tamam mı? O Doğu'yu öldürdü. Kendi kızını öldürdü. Doğu uzun zamandır ölü. Hepsini ben gömdüm.
Şimdi nerede olduğumu biliyor ve yaptığım şeyle yüzleşmenin zamanı geldi diyorum. Sizi sağ bırakmayacak. Eğer istemezse tabii. Bunu göreceğiz. Göreceksiniz. Hadi Samantha, hadi. Hadi. Bruce. Hadi. Hadi. Deniyorum. Bruce, bu kasabadan hemen gidelim hadi. Deniyorum. Bruce hadi. Sakin ol Semi. Buradan çıkmak için yardım bulmalıyız. Bu Nick. Ona yardım etmeliyim. Nick. Nick, hadi dostum. Sizi uyardım. Uyan uyan, sorun ne? Hadi. Tanrım. Tanrım. Nick. Aa. Aman tanrım. Samantha. Ama. O dışarıda. Tamam. Biliyorum bu şekilde çok yıllar geçti tatlım. Tamam. Biraz su ister misin? Otur. Otur. Hadi. Hadi. Öldürdüm. Bak, bak. Sana anlatmaya çalışacağım. Endişelenme. Tamam mı? Karısı öyle bir sessizlikle yaşayamadığı için kendini öldürdü. Adam delirdi. Balık fabrikasını kapadı. Kendini ve kızını derin bir sessizliğe hapsetti. Kızlarını dövdüğünden haberimiz vardı.
Ama çocuklarımızdan birini öldüreceği hiç aklımıza gelmezdi. Michael'ı evinin yanındaki ağaçlıkta ölü bulduk. Nefret hepimize bulaşmıştı. İntikam istedik. Göze göz, kana kan ve dişe diş. Yaptığımız şeyin yanlış olduğunu biliyorduk. Ama maalesef çok ileri gitmiştik. Bu kızlar çok acı çektiler. Ve bu kesinlikle onların suçu değildi. Köpekleri bıraktık, böylece gidip işini bitireceklerdi. Ama hepimizi şaşırtıp öfkemizle dolu bir şekilde kızlara saldırdılar. O zavallı yaratıklar için hiçbir şey yapamadık. Ölmeden önce geri döneceğini, hepimizi birer birer öldüreceğini, söylediğimiz yalanlar için dudaklarımızı mühürleyeceğini söyledi. Kısa bir süre sonra kasabadaki insanları ölü bulmaya başladık. Dudakları mühürlenmiş şekilde. Hepimiz o olduğunu biliyorduk ve hala bizimle birlikte. Ve sözünü tutana kadar da bizimle birlikte olacak ve kızını geri alacak. Mezarlarını biz kazdık ama vücutlarını hala bulamadık. Asla. Dinle. Onun olanı geri alana kadar burayı kimse terk edemez. Burada kalmıyorum. Tekneyi alıyorum ve burayı terk ediyorum. Bunu deneyen herkes öldü. Ne yapmamız gerekiyor? Sadece sessizce yaşayın. Peki ya oğlun? O benim oğlum değil. Gerçek ailesi de beni dinlememişti. Tıpkı sizin gibi. Ses çıkarmadan gitmeyi denemeliyiz. Tatlım burada olduğunuzu biliyor. Şansımızı denemeliyiz değil mi? Tamam mı? Tamam mı? Aramaya gelecek.
ve kızın doğduğunda her şeyin farklı olduğunu söyleyeceğim. Ona insanları öldürmeyi bırakana kadar huzur içinde uyuyamayacağını söyle. Sadece sen bizi kurtarabilirsin. Sana söylediklerimi sakın unutma. Yoksa kızın doğduğu zaman seni öldürecek. Ona söylemen gerekiyor. Umarım acı zaman içerisinde yok olur. Tıpkı kumun denizde kaybolması gibi. Artık ikiniz de görüyorsunuz.